أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Sadakallahu l-azim. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve inayeti siz kıymetli izleyenlerimizin ve aynı zamanda burada üzerine olsun. Evet efendim, iftar saatiyle tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine şöyle bir hikaye anlatır. Vakti zamanında eski ümmetlerden muttaki bir zat, muttaki bir insan, muttaki bir mümin dünyadan elini, eteğini çekmiştir. Kendini ibadete vermiştir. Tabii bunun için şehri terk etmiş, bir denizin ortasında bulunan bir adaya yerleşmiştir. Ancak gelin görün ki adada ne içecek bir su ne de yiyecek bir yemek vardır. Günlerce bu muttaki zat en güzel şekilde ibadetini yerine getirir. Ancak zamanla takati düşer. Çünkü su içmemiştir, yemek yememiştir. Allah'a dua eder, ya Rabbi, sana hakkıyla ibadet edebilmem için bana su ve yiyecek bir şeyler nasip et der. Allah-u Teala onun duasını kabul eder. Ve o ıssız adada kayalıkların arasında buz gibi, şerbet gibi bir su pınarı fışkırtır ve hemen yanında bir nar ağacı. Bu nar ağacının şöyle bir özelliği var. Yılda normalde nar ağaçları yılda bir sefer meyve verirken bu nar ağacı bütün gün, bütün yıl boyunca günde bir tane meyve verir. Bu zat susadığı vakit o pınara gelir, suyunu içer, acıktığı vakit onlardan alır ve açlığını giderir. Bu şekilde 500 yıl boyunca o adada tek başına Allah'a ibadet eder. Ve her insanda, her canlıda olduğu gibi ölüm vakti yaklaşmıştır. Elini açar Allah'a dua eder, ya Rabbi, benim canımı secdedeyken al. Benim canımı secdedeyken al. Ümit bir ömür boyu mahşere kadar benim bedenime herhangi bir zarar gelmesin. Toprak benim bedenimi çürütmesin. Bir ömür boyu ben sana secde ederken kendimi bulmuş olayım diye Allah'a dua eder ve Allahu Teala da onun duasını kabul eder. Bu muttaki zatın ruhunu secdedeyken alır ve bu muttaki zat Allah'a kavuşur. Gel gelelim bundan sonrasını ise Cebrail aleyhisselam anlatır Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Allahu Teala meleklerine emreder bunu hesaba çekin diye. Bu müttaki zatı hemen hesaba çekerler. Seni biz ne şekilde hesaba çekelim? Yaptığın amelleriyle mi yoksa Allahu Teala'nın merhametiyle mi seni hesaba çekelim? Tabii bu zat mümin, müttaki 500 yıl boyunca ibadet etmiştir. Bu zat hiçbir şekilde günaha karışmamıştır. Kendine güveni tamdır. Ve oradaki meleklere der ki beni amelim ile hesaba çekin der. Alırlar hemen oradaki hesabını alelacele görürler ve bakarlar ki 500 yıl boyunca yaptığı amel ve bir günlük gözün görme değerini karşılamıyordur. Birbirini tamamlamıyor. Gelin görün ki Allahu Teala'nın verdiği diğer nimetlere karşı herhangi bir ameli de kalmamış bu zatın. Tabii hemen Allahu Teala emir buyuruyor. Hemen bunu alın cehenneme götürün. Adam pişman olmuştur bu muttaki zat. Ya Rabbi der, Allah'a yalvarır. Allah'ım ne olur beni merhametinle yargıla der. Allahu Teala onun bu duasını da kabul eder ve onu yanına çağırır. Der ki seni kim yarattı? Ya Rabbi sen yarattın der. Sana bu hayatı kim bahşetti? Ya Rabbi sen hayatı bana bahşettin der. Sana bu ibadet etme imanı kim bahşetti? Ya Rabbi sen der.
Tabi her şeyi Allahu Teala ona bahşetmiştir. Uçsuz bucaksız o adada o pınarı sana kim nasip etti ya Rabbi sen der. O elma o narı kim sana nasip etti? O da ya Rabbi sen der. Ve der ki bütün bunları ben rahmetimle sana nasip ettim. Ve bununla birlikte emreder ve bu adamı alırlar rahmetiyle, Rabbimizin rahmetiyle cennete götürürler. Evet kıymetli izleyenler, Allahu Teala'nın bizlere verdiği nimete en güzel şekilde şükretmemiz, en güzel şekilde Rabbimize yönelmemiz bizim üzerimize, bizim boynumuzun borcudur. Bundan dolayı biz bütün hayatımız boyunca Allahu Teala'ya en güzel şekilde ibadetimizi yerine getireceğiz. Yerine getirdikten sonra kendimizi, aklımızı, ruhumuzu, benliğimizi Allahu Teala'nın rahmetine bırakacağız inşallah. Evet kıymetli izleyenler, bugün Ramazan'ın 9. gününü de geride bırakıyoruz inşallah. Kazasız belasız Rabbim bir Ramazan boyu oruç tutmayı ve bu şekilde Allah'a ibadet etmeyi bizlere nasip eder. Bugünü de dolu dolu geçireceğiz kıymetli izleyenler. Bugün çok kıymetli bir konuğum. Birazdan sizlerle tanıştıracağız inşallah. Tanırsınız kendisini İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesinden Molla Ali Altun Hocam. Seydam'la birlikte medreseleri konuşacağız inşallah. Bununla birlikte sanatçı kardeşimiz Burhanettin Cebba bizleri eserleriyle birlikte ihya edecek. Şenlendirecek inşallah. Ve hemen biz konuğumuzun yanına giderken mikrofonu da Burhanettin Cebba kardeşime emanet ediyoruz. Çünkü mikrofonu tekrar ondan alacağız. Haydi bakalım buyurun. رمزون بر جنت مر بیا رحمه هم ای براش مرمزون ام اش مرمزون بر جنت مر بیا رحمه هم ای براش مرمزون سوارم و ساری ارد از من حملا شیطان گن زنجیر اش برم زو دن که اش من بینو جرا برم خینا شخشی مال خو دونا اش برم زو بنت اش من بینو جرا برم خینا شخشی مال خو دونا اش بکرونی نزل قرآنی عشم رمزونی آیه را رمزون را بون عشم قرآنی وقت نزل قرآنی عشم رمزونی آیه را رمزون را بون عشم قرآنی مادرمون در دون خوه
جون دبينني شاور وجونني عش في رمزون هون كوي جون بنكين جوميو داكرين علم عرفون شاكين عش في قرآني هون كوي جون بنكين جوميو داكرين علم عرفون شاكين عش في قرآني وجشي في قلبه وشي بدني بدن كن فختميز عشم رمزو وجشي في قلبه وشي بدني بدن كن فختميز عشم رمزو خرابتی ترک بکین خوینون را دور بیندین قلبون خوی صافی کین عشم رمزون در نیه رحمتا ورتد مغفیرتا سراسر برکتا عشم قرآنی درنه رحمتا برتد وغفیرتا سراسر برکتا عشم قرآنی بشیرن نبی السیرا Evet kıymetli izleyenler, bugün Ramazan'ın 9. günü dedik. Şu anda yanımızda İttihadül Ulema Yönetim Kurulu üyesi Molla Ali Altun hocam ile birlikte. Bizler medreseleri konuşacağız. Medrese nedir? Medresenin fonksiyonu, medresenin toplum üzerindeki etkisi, İslam ümmeti içerisinde, İslam toplumu içerisinde medreseler neden bu kadar önemlidir diye irdeleyeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz hocam? Hamdolsun. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun inşallah. Kırmadınız buraya kadar geldiniz. Şeref duyduk. Allah razı olsun inşallah hocam. Şimdi hocam medreseler İslam toplumu içerisinde gerçekten çok önemlidir. Çok önemli bir fonksiyona da sahiptir. Bu bağlamda şimdi medreselerin hedef ve misyonu nedir? Fonksiyonu nedir? Böyle bir sorudan başlasak ne söylersiniz? Buyurun hocam. Evet, özellikle bizleri İslam gibi tertemiz bir dinin müntesibi kılan Rabbimize hamdolsun. Bizler ilahi ulvi olan bir dinin mensuplarıyız. Bu din bize cenneti, Allah'ın rızasını kazandıran bir yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Böyle bir nimeti bize bahşeden Rabbimize tekrar hamd ediyoruz. Şimdi İslam dini başlangıcına bakmak gerekir. Allah-u Teala bu dinin temelini atarken, vahyini indirirken bu din hangi temeller üzerine bina edildiğine bakmak çok önemlidir. Dikkat ederseniz İslam dini İkra ayetinin üzerine bina edilmiş. İlk ayet, ilk ders diyebileceğimiz konu İkra, Bismi Rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku diye başlayan
bir süreç başlıyor. İslam dini bu şekilde Cenab-ı Allah tarafından kullarına hediye olarak gönderiliyor. Dolayısıyla okumak İslam'ın başlangıcıdır. İslam dini okunması gereken, okutulması gereken ve öğrenilmesi gereken bir dindir. Subhanallah, Alak suresinde Cenab-ı Allah iki kere ikra, bir kere de kalemden bahsediyor. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve rabbukel ekrem ellezi alleme bil kalem diyor. Şimdi kalem de ilmin aracıdır. İlme ulaşmanın yollarından bir tanesi de kalemdir. Ama iki kere aynı sürede ve ilk inen ayetler olması hasebiyle farklı bir önem taşıdığını da göz önünde bulundurursak, İslam dini kesinlikle okuyla başlayan ve okunulması gereken bir din olduğunu anlıyoruz. Ve yeryüzünün ilk medresesi Hira Dağı'nda sevgili Peygamberimizle Cebrail Aleyhisselam'ın buluştuğu, kullarla gökyüzünün bir araya geldiği Hira mağarasıdır. Bu işin başlangıcını ikra ile yapan Cenab-ı Allah ilk dersini de Hira mağarasında sevgili Peygamberimize üstüne basa basa ve teyit edecek şekilde iki kere ikra, ikra diyerek dinin okunulması gereken bir din olduğunun mesajını veriyor. Yani İslam medeniyeti okuma üzerine kurulmuş. Az ve öz. Bunu diyebiliriz değil mi hocam? Kesinlikle. Okuyacaksın, okuyacaksın, okuyacaksın ve yazacaksın. Yani ilimle uğraşacaksın, ilimle iştigal edeceksin. Evet. Şimdi gönderilen bütün peygamberlerin, indirilen bütün kitapların tek bir hedefi ve amacı vardı. Marifetullah'tır. Allah'ı tanımak. Bizi yaratanı tanımak, ona kamil manada kulluğumuzu icra etmek, bizi yaratanın kim olduğunu tanımak, o bizi yaratana kulluk etmek içindir. Hiç şüphesiz İslam'da, İslam'ın en büyük hedefi, bütün vahyin amacı, kulları, kullara Rabbini tanıttırmaktır. Allah-u Teala kendini vahiy aracılığıyla insanlara kendini tanıttırıyor. Şimdi medreseler, biz Hira Mağarası'ndan başladık. Aslında onun bir devamıdır. Yani İslam kültür külliyatında hiçbir zaman yok olmayan ve günümüze kadar sevgili Peygamberimizin bu köklü sünnetini hep taşınmış ve muhafaza edilmiştir. Hira'nın fonksiyonu, Hira'nın hedefi ve misyonu neyse, yeryüzünde ilim adına inşa edilen, kurulan bütün medreselerinde tek amacı Rabbi tanımak ve Rabb'e kulluk etme üzerine bina edilmiştir. Yani İslam medeniyetinde şöyle diyebiliriz. İlk medresemiz Hira Mağarası'dır. Öyle mi? Yani ayetle tahkim edilmiş. Başka değil şey mi? Yok. Yani okumaya teşvik eden bir mesajla İslam dini başlamıştır. Dolayısıyla Müslümanların da hiç durmadan ilelebet İslam'ı okumaya, okutmaya, teşvik etmeye, İslam'ın okunduğu medreseler, binalar, imkanlar oluşturmaya mecburdurlar. Ben şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi okunmayan bir din, bilinmeyen bir din nasıl yaşanılır? Yani yaşamak için önce okumak lazım. Bilmek lazım ki bu dini yaşayabilirim. Dolayısıyla dini, İslam'ı yaşamanın yolu okumaktan geçer. Bilmek gerekir ki yaşayabilirim. İşte medreseler bu manada dinimizi ihya eden, dinimizin değerlerini, kültürümüzü, örfümüzü ve Rabbimizin bize getirdiği mesajları canlı tutmak suretiyle insanlarımıza, Müslümanlara hediye etmek ve onları değerleriyle buluşturmak yeridir aslında. Medreselerin bir amacı da aslında budur. Unutulmaması gereken değerlerimizi hatırlatmak. Mesela Hira'dan inen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ikinci bir medrese kurmuştur. Mesela Erkam'ın evi. Sevgili Peygamberimiz orayı bir medreseye çeviriyor, sahabe-i kiramı orada eğitiyor, gelen ayetleri onlarla orada paylaşıyor ve İslam'ın geleceğinin temelini orada atıyor. Erkam'ın evi. İslam gençleri, köleler, iman eden Müslümanlar oraya gidiyorlar ve sevgili Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla inen o emsalsız ve evrensel mesajı onlarla paylaşıyor, onları eğitiyor, onları terbiye ediyor ve onları geleceğe hazırlıyor. Medine'den, sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra üçüncü bir medrese daha kuruluyor, Süfe Medresesi. Yani bu işin başka yolu yok.
sürekli Peygamber aleyhisselam Hira'dayken Hira, şehre Mekke'ye inerken Erkam-ı Nevi, Mekke'ye Medine'ye giderken Suffe Medresesi kuruyor. Yani mescitten sonra subhanallah hakikaten önemine ne kadar önem verildiğinin en güzel örneği de sevgili Peygamberimiz mescidi inşa ederken mescidin bir köşesini, bir odasını ilme tahsis ediyor. Çünkü İslam dini okundukça, anlaşıldıkça yaşanılabilen bir din olduğunu ve insan yaşadıkça Allah-u Teala'ya yaklaşılan, yaklaştıracak bir vesile olduğunu bize buradan Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Ve şu anda maalesef Müslümanların en büyük düşmanı cehalettir. Ve cehaletle mücadelenin en iyi yöntemi ilimdir. Yani cehaleti yenmek istiyorsanız, cehaletin karanlığını aydınlatmak istiyorsanız, siz edebiyat edebiyat da yapamazsınız. Siz ilimle bunu ancak gerçekleştirebilirsin. Ya da cehaletin ürünü olan ifsad edici amelleri ortadan kaldırmak için illa ilim, ilim de medreselerde okunuyor. Bunun başka yolu, kanunu yoktur. Bu işin yasası, kuralı böyledir. Sevgili Peygamberimizden bize kalan, belki de en köklü miras hiç şüphesiz medreselerdir. O açıdan biz diyoruz ki medreseler çok mühimdir, çok önemlidir, ciddi bir fonksiyona sahiptir. Hatta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam el-ilmu hayatul İslam ve imadul iman diyor. İlim diyor İslam'ın hayatı ve dinin de direğidir. Eğer ilim varsa İslam hayat bulmuştur. Eğer ilim varsa iman ayaktadır demektir. İlmin kaybolduğu toplumlar çökmeye mahkumdurlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda medreseler toplumlara manevi ruh, manevi kan, manevi güç pompalayan merkezlerdir. Adeta vücudu besleyen, kan pompalayan bir kalbin fonksiyonuna sahiptir medreseler. O yüzden biz medreseleri kesinlikle Allah'la, Allah'ın bize gönderdiği mesajın en iyi anlaşıldığı, okulduğu yerler olarak görüyoruz ve buna da zaruri bir ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Dünya insanlarına da baktığımızda Seydan, ilimden yoksun milletler ve ilimle iştigal eden milletler arasında bir uçurum var. Yani ilimle iştigal eden, ilimle yoğrulan, ilimle kendilerini geliştiren insanlar, medeniyetler her daim kendilerinden söz etmişlerdir. Yani her alanda, tıp alanında, ekonomi alanda, ondan sonra başka edebiyat, şiir, sanat, bütün alanlarda kendilerinden söz ettirmişlerdir. Ancak gelin görün ki ilimden yoksun insanlar, başka suni şeylerle uğraşan insanlar her daim çökmüştür. Yani millet olarak çökmüştür, ülke olarak çökmüştür. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani demek ki bu kadar ilmin önemi var. Bu kadar ilme millet olarak sarılmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi siz bir kavmi eğer mağlup etmek istiyorsanız onu ilimden uzaklaştırın. Kendinden mağlup olacak zaten. Çünkü ilme dayanmayan bir hayat taklide dayanacak. Evet. Ezbere dayanacak. İlla birilerini taklit etmeye mahkum olacak. Ama ilmin kendisi aslında bir gözlüktür. Sana geleceğini, öngörüleri sana veriyor, ilham veriyor ve sen birilerinin kuyusuna, birilerinin tuzağına düşmekten kurtuluyorsun. Evet. Bugün maalesef İslam ümmetinin en büyük acısı aslında budur. İlim aramızdan çekildikten sonra biz birilerine özenmeye başladık. Onları sevmeye başladık, onları taklit etmeye başladık ve zamanla değerlerimizden uzaklaştık. Maalesef. O yüzden değerlerimizi kazanmanın aslında bir yolu da hakikaten medreselerimizi ihya etmek, onları ayakta tutmak, beslemek ve çok değer vermek gerekir ki başkalarını taklit etmekten ve onların kültürlerine köle olmaktan kendimizi kurtarabilirim. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam. Müsaadeniz varsa bir ilahi dinleyelim. İlahiden sonra hemen buyurun. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet kıymetli izleyenler, sanatçı kardeşimiz Burhanettin Cepa şu anda bizleri bekliyor. Kendisinden bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra hocamla birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hak yolunda dökülmeyen gözyaşını neyleyim? Seccadede dökülmeyen bu başı ben neyleyim? Seccadede bükülmeyen bu başı ben neyleyim? Kıymetli izleyenler, iftar sevincimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şu anda etrafımızda maşallah iftarlıklarını alıp buraya gelen misafirleri görüyoruz. Allah oruçlarını kabul etsin diyoruz inşallah. Diyarbakır'da Hazreti Süleyman ve 27 Şehit Sahabe Türbesi'nin olduğu yerleşkedeyiz kıymetli izleyenler ve misafirimiz Mehmet Ali Altun hocam ile birlikte medreseleri konuşuyoruz. Evet hocam, şimdi medreselerin misyonunu bir nebze
medrese özetledik. Şimdi medreselerin toplum üzerindeki etkisini biraz konuşacak olursak, hem toplum üzerindeki etkisi hem de gelen nesiller üzerindeki etkisi, bu konuda ne söylersiniz? Buyurun hocam. Evet. Şimdi İslam toplumun bütün değerlerini koruyan bir dindir. Toplumun nesillerini, akıllarını, mallarını, canlarını, değer olarak kabul ettiğimiz her şeyi muhafaza etme adına göndermiştir. Şimdi bizim Allah'ın bize emanet ettiği bir nesil var. Çocuklar tertemiz bize emanet ediliyor. Yani hiçbir leke yok, bir kusur yok, mükemmel bir şekilde Cenab-ı Allah bize emanet ediyor. Ve onların akıllarını, onların akidelerini, onların zihinlerini, geleceklerini muhafaza etmek, korumak anne babaların ortak görevidir. O yüzden biz medreselerin aslında yeni nesli inşa etmenin en güzel yollarıdır. En güzel mekanlar, en iyi terbiye edici mekanlar medreselerdir. Şimdi düşünün, sizin bir nesliniz var. Allah size emanet etmiştir. Ve bu nesiller elinizden kayıyor. Değerlerinden uzak, inancından uzak ya da uhrevi endişeleri olmayan ya da az olan bir nesil büyüyor ve siz önlem almıyorsunuz. Ve sonradan bu nesil İslami terbiyeden, edepten, adaptan, Allah-u Teala'nın mesajlarından uzaklaştıkça topluma bir canavar gibi oluyor. Yıkan, yakan, sağa sola saldıran bir varlık haline geliyor. İşte İslam, aslında İslam insanı insan ediyor. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratırken onun fıtratına İslam gömleğini giydirmiş. İslam'dan başka bir din, başka bir kanun, bir nizam insanın fıtratını tatmin edemez. Ya ona büyük gelir ya dar gelir. Ona asla uymaz. Onun için toplumumuzun, biz kadim bir toplumun aslında evlatlarıyız. Şu anda biraz önce bahsettiğiniz burada 27 şehit sahabe meftun. Evet. Yani hakikaten mübarek bir topraklarda yaşıyoruz. Allah'ın razı olduğu, hoşnut olduğu, İslam'a rehberlik eden ve buralara kadar İslam'ı bize götüren sahabelerin yattığı yerde bulunmak başlı başına aslında büyük bir nimettir. İşte biz bu toprakların insanları olarak, bu kadar değerli insanları bağrında taşıyan bu toprakların insanları olarak, onların bize getirmiş olduğu vahyi, o kültürü biz medreseler yoluyla muhafaza edebileceğimize inanıyoruz. Çünkü medrese, biraz önce de bahsettik, adeta toplumun içine, toplumun kalbine kan pompalayan, manevi güç pompalayan ve onlara geleceğini gösteren, izah eden adeta fabrikalar hükmündedir. O yüzden toplum, medreseden çıkan, medrese mezunları olan insanlar toplumun yararına çalışan insanlardır. Yani ahlakıyla, edebiyle, adabıyla, helal ve haram noktasında da insanların günaha girmelerini engelleyen ya da onlara bu konuda yardımcı olan bireyler yetişiyor. Dolayısıyla toplum bu tür insanlara muhtaçtır. Mesela biz bugün ne kadar böyle içtenlikle, samimiyetle şunu özlüyoruz değil mi? Keşke bir İmam Gazali çıksa, keşke bir Said-i Nursi daha çıksa, keşke bir Ahmed-i Hani daha çıksa da şu bizim manevi yaralarımıza melhem sürse, şu dertlerimize derman olsa, o kadar bunun özlemini, hasretini çekiyoruz değil mi? Evet. İşte bunlar hepsi medreselerden yetişmişlerdir. Unutmadığımız, kitaplarını okuduğumuz, hep rahmetle, merhametle, dua ile yad ettiğimiz o şahsiyetler, o mümtaz şahsiyetlerin hepsi medreseden çıkan insanlardır. Dolayısıyla şu anda bizler aslında bu türden İslam'ı öğrenmiş, öğretmiş, içselleştirmiş olan şahsiyetlere son derece ihtiyacımız vardır. Biz bu şahsiyetlerin de medreselerden çıkacağına inanıyoruz. O yüzden medreselerin toplum üzerindeki müsbet etkileri çok daha fazladır. Mesela bizim görmediğimiz faydalardan bir tanesi, medreseler hayır ve bereket vesilesidirler. Dikkat edin, medreselerin kapıları bu topraklarda kapandıktan sonra, kilitlendikten sonra ne hallere düştük. Bereket açısından, huzur açısından, kardeşlik açısından, insanlık açısından ciddi tahribatlar, yaralar aldık. Ama medreselerle iç içe olan toplum olduğumuz zaman hem kardeşliğimiz, hem huzurumuz, hem akrabalığımız her yönüyle mükemmel bir seviyedeydi. Zaten ayet-i kerime Zümer suresinde Cenab-ı Allah şöyle ilim konusunda özellikle şu mesajı veriyor. Estaizu billah,
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Cenab-ı Allah. Mümkün değildir. Bilen toplumlarla bilmeyen toplumlar bir değildir. İlim sahibi olanlarla ilim sahibi olmayanlar kesinlikle bir değildir. İlim her zaman güçtür, ilim kuvvettir. İlim hem geleceği gösteren, geleceği inşa eden ve insanı manevi tahribatlardan kurtaran yegane ilaçtır, vasıtadır diyebiliriz. Evet hocam. Hocam müsaadeniz varsa bir araya gitmemiz gerekiyor. Bu aradan sonra biz devam etsek olur mu? Takdir sizindir. Teşekkürler. İkramın Allah razı olsun inşallah. Evet kıymetli izleyenler, bir araya gideceğiz. Aradan sonra bir ilahi dinleyeceğiz. İlahi dinledikten sonra tekrar hocam ile birlikte medreseleri konuşacağız inşallah. Selam daim türi Havvari havvari ya Muhammed Selatu selam daim türi Havvari havvari ya Muhammed Ma besilir bu ne günah kari Kalbu ciğera berindari Ma besilir bu ne günah kari Kalbu jigera berindari Shamur ve jikin kari uzari Havari havari ya Muhammed Shamur ve jikin kari uzari Havari havari ya Muhammed Ya Muhammed Salatri salamtri ya Muhammed Ya Muhammed selam türü selam türü ya Muhammed Çilav ontu Vakberada kitap sünneti Er peşmoni vazen himmeti Havvar hi havvar ya Muhammed Er peşmoni vazen himmeti Havvar hi havvar ya Muhammed Tere ümmeti rasa azmo Hasr hediye gün barnaçım o Kerime terasa azmo Hasr hediye gün barnaçım o Bon melekum bon berziyo figo Havvar hi havvar ya Muhammed Bon melekum bon berziyo figo Muhammed Ya Muhammed Selam türü selam türü Ya Muhammed Ya Muhammed Selam türü selam türü Ya Muhammed
muhtaç fır'uni zine kasizi avaluni tıkainat-ı ruhu cuni havvari havvari ya Muhammed tıkainat-ı ruhu cuni havvari havvari ya Muhammed Felda, bülbülüm bağ bahçe tüvenda Darum bahçe tüvuni felda Bülbülüm bağ bahçe tüvenda Erhecağım görsüz o seda Havvari havvari ya Muhammed Her cad bomberz yo seda Havvari havvari ya Muhammed Ya Muhammed Selatüri selamtüri Ya Muhammed Ya Muhammed Selamtüri selamtüri Ya Muhammed Ya Muhammed Selatüri selamtüri Ya Muhammed Ya Muhammed Selamtüri selamtüri Ya Muhammed Allah Rabbuna Ala nuril mubin Ahmed el-Mustafa Evet kıymetli izleyenler, iftar sevinci tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ali hocamla birlikte biz burada medreseleri konuşuyoruz. Medreselerin özellikleri, medreselerin fonksiyonları, medresenin toplum üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Ve ilk bölümde, daha doğrusu ikinci bölümde kaldığımız soru üzerine biz devam etsek hocam. Medresenin toplum üzerinde ve nesil üzerindeki etkisini biz konuşuyorduk hocam. Buradan devam etsek, buyurun hocam. Şimdi bir gerçeğimiz var, onu dile getirmek gerekiyor ve itiraf etmek lazım. Bizler çocuklarımızı eğitemiyoruz, yetiştiremiyoruz, koruyamıyoruz. Maalesef bu genel bir acımızdır, bir yaramızdır. Şu anda çocuklarımızı muhafaza edebilecek, gönül rahatlığı teslim edebileceğimiz ve umut beslediği tek bir kapımız var. Bu da medreselerin kapılarıdır. Çünkü şu anda sokakta olan manevi hastalıklar, eroin, esrar, hırsızlık ve çetecilik vesaire sayılamayacak kadar hastalıklarla, tehlikelerle karşı karşıya kalan bu neslin elinden kim tutacak? Babanın işi var. 24 saat içindedir. Annenin temizliği var, yemek işi var, şu var, bu var derken çocuklar çobansız kalıyorlar. Çocuklar sahipsiz kalıyorlar. Ve sokakların o bulaşıcı hastalıkları da maalesef çocuklarımıza sirayet edip zehirliyor. İşte bizim şu anda toplum olarak gerçekten çocuklarımızın elinden tutup bizim yerimize ve bizim değerlerimizi baz alarak terbiye edecek, eğitecek birilerine ihtiyacımız vardır ve zaruret mesabesindedir. İşte medreseler bu anlamda bu büyük açığı kapatıyor. Bugün çocuklarımız maalesef hakikaten sahipsizdirler. Maalesef kötü hastalıkların kucağında adeta can çekişiyorlar. Bir nesil gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Taklitçi, Avrupa'ya şuna buna özenen, kendi değerlerinden uzak, görevini bilmeyen bir nesil büyüyor. İşte toplumun en büyük muzdarip olduğu nokta bu. Biz bu gençlere, bu çocukları nasıl eğiteceğiz? Yani onlara ne tür imkanlar sunmamız gerekiyor? Okulların hali zaten ortada. Yani ama bunun yanında onları manevi olarak manen takviye edecek, muhafaza edecek, yetiştirecek, geliştirecek ve yarınları hazırlayacak birilerine olan ihtiyacımız apaçık ortadadır. İşte medreseler bu anlamda gerçekten insanlarımızın, halkımızın gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim edip alın bu benim çocuğumdur, Rabbimin istediği şekilde onu eğitin, onu donatın, ona Rabbini öğretin, ona namazını öğretin, dinini öğretin diyebilecek yerlerdir medreseler. O yüzden biz diyoruz ki medreseler kesinlikle artık ihtiyaçtan öte
bir farziyettir. Çünkü biz dedim ya, çocuklarımızı gerçekten evlerimizde eğitemiyoruz. Bugün teknolojinin bataklığında batan bu gençlerin bilinçlenmesi lazım, takvayla donanmaları lazım, helal ve haram noktasında aydınlanmaları lazım. Bunların da ancak medrese ortamlarında derslerle, kitaplarla, Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an ilimleriyle mümkün olabilir. Aynı şekilde medrese aslında toplumu kaynaştıran bir fonksiyona sahiptir. Yani düşünün, 100 kişilik bir medresede her biri bir memleketten gelmiş. Dolayısıyla orada güzel ortamlar oluşturuluyor, arkadaşlık ortamları oluşuyor. Yani manevi bir güç, bir ortam çocuklarımıza hazır hale geliyor. Dolayısıyla aileler derken toplumda bir kaynaşma meydana geliyor. Aslında bizler her yerde çocuklarımızın gerçekten eğitimiyle alakalı olarak hizmet verecek kurumları açmaya mecburuz. Ve bunu gündemimizde ciddi bir şekilde taşımak da zorundayız. Çünkü görüyoruz böyle grup grup, zümre zümre çocuklarımız maalesef elimizden kayıp gidiyoruz, sahip çıkamıyoruz, tutamıyoruz, terbiye edemiyoruz ve birileri maalesef ifsad ediciler de boş durmuyorlar. Çocuklarımızın elinden tutup gayri İslami olan, haram olan ortamlara götürüp çocuklarımızın hem dünyalarını hem de ahiretlerini bu manada tahrip ediyorlar. İşte bizler önlem almak zorundayız. Medrese en güzel önlemdir. Yani şöyle diyebiliriz, demek ki şu anda içinde bulunduğumuz ortam, içinde bulunduğumuz şartlar, hayat bizleri, daha doğrusu bizlerle birlikte çocuklarımızı, evlatlarımızı, yeni nesli bizden alıyor, bizden tamamen koparıyor. Daha doğrusu İslam'dan alıyor, İslam'dan koparıyor. Çünkü bütün hayatları boyunca ifsat edici iş ve işlemlerle iç içe müştegal durumda. Ama medreseler olmadığından dolayı onları kurtaracak bir yol da görünmüyor. Yoktur. Bundan dolayı sanki sizlere de biraz büyük bir yük mü düşüyor, öyle mi desek Sayın Hocam? Yani hepimize çok büyük yükler düşüyor. Ümmetin cömertlerine, alimlerine, eğiticilerine, çocuk sahibi olan ailelere, herkese ciddi bir görev düşüyor. Bu bir kişinin, bir kurumun tek başına yapıp başarabileceği, altından kalkabileceği bir iş değildir. Çünkü ümmetin geleceğini ilgilendiren konularda hepimiz müşterek sorumluluklara sahibiz. Elbette bu konuda ilim sahibi olanlar bu konuda daha çok önde olmaları gerekiyor. Yani bu işin tabiri caizse ayakları olmaları gerekiyor, önü çekenler olmaları gerekiyor. Ama kuşkusuz ki biz bu çocukların tümünden hepimiz sorumluyuz. Bu din hepimizin dinidir. Ona sahip çıkmak, onu yaşatmak, onu bizden sonraki nesillere sağlam bir şekilde aktarma görevi de hepimize düşüyor. Yani bugün cömert olan, varlık sahibi olan, Allah'ın kendi katında zengin kıldığı insanlar da en az alimler kadar bu konuda sorumluluk sahibidirler. Çünkü bu ihmal kabul etmez bir meseledir. Yani nesil meselesi, ilim meselesi, din meselesi ihmal kabul etmez. Tembellik kabul etmez, vurdum duymazlık hiç kabul etmez, çünkü bedeli ağır oluyor. O yüzden elbette şu anda İttihadül Ülema olarak bölgenin her yerinde, imkanlarımız ölçüsünde tabii, var olan imkanlarımızı bu yola kanalize ederek, bu yolda seferber ederek toplumumuzun bu manevi yaralarına melhem olabilmek, aynı zamanda yarınlarımız olan çocuklarımızın elinden tutarak Kur'an'ın çizdiği istikamette onları yürütebilme, vahiy ile tanıştırabilme ve Allah'ın istemiş olduğu o kamil manadaki kulluğu hatırlatmaya, eğitmeye çalışıyoruz. İnşallah biz Rabbimizden ümidimiz odur. Yani bu çalışmalar elbette karşılıksız kalmaz ama facia karşısında, tahribat karşısında maalesef istenilen düzeyde değiliz. Medreselerimiz çok daha donanımlı olması gerekiyor. Hakikaten çağımıza hitap edecek, çağımızın insanların zihinlerine hitap edebilecek, tatmin edebilecek ve tehlikelere karşı koruyabilecek manada donanımlı olmaları gerekiyor. Bu da biraz imkan meselesidir. İmkan olmadığı zaman elin kolun bağlanıyor, bir şey yapamıyorsun. Evet. İçinden yapmak istediğin çok şeyler var ama niyet yetmiyor burada. Fiiliyat biraz daha çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hepimiz toplum olarak bir an önce
medreselerimizi gerçekten ciddi bir şekilde gündemimize almak ve çocuklarımızı kesinlikle medreselere kanalize etmemiz gerekiyor. Zaten bunu soracağım hocam. Zaten İttihadül Ulema'nın yaptığı çalışmaları biz görüyoruz, şahit oluyoruz. Öğrenciler üzerindeki çalışmalarını, verdiği dersleri hemen hemen yanılmıyorsam bu bölgenin çoğu yerinde var değil mi hocam? Elhamdülillah. Peki medrese olarak toplumdan bir beklentiniz olması lazım. Ne gibi bir beklentiniz var hocam? Elbette medreseler bir bebek gibidir. Bakıma muhtaçtır, yardıma muhtaçtır, sevilmeye muhtaçtır. Toplumdan beklentimiz aslında toplumun manevi manen tedavi eden hastahaneler konumundadır. Nasıl ki şu anda gidiyorsunuz hastahaneler tıklım tıklım. Yani başı ağrıyanlar, midesi ağrıyanlar, muhtelif hastalıklara müptela olanlar oralara kaçıyorlar tedavi olmak için. Peki bizim manevi dertlerimizi, manevi hastalıklarımızı tedavi edecek, ıslah edecek yerlere ihtiyacımız yok mudur? Ve eminim şu anda hepimiz şahit oluyoruz. Babayla konuştuğunda evladından şikayet ediyor, feryat ediyor, sitem ediyor. Yani bir yarası var, bir derdi, bir hastalığı var. Peki bu babanın derdini kim tedavi edecek? Sen bugün git doktora dese ki ahlakı bozuktur, ahlakını güzelleştir deseniz ilacı yoktur. İlacı İslam'dır, ilacı Kur'an'dır, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyesidir. Dolayısıyla toplumdan beklentimiz şudur, medreselerimize sahip çıkalım. Biz medreselerimize sahip çıkarken aslında biz geleceğimize sahip çıkıyoruz, yarınlarımıza sahip çıkıyoruz. Ve şu anda en güzel yatırım aslında ilme ve ilimle birlikte insana yapılan yatırımdır. Halkını seven, gerçekten halkının derdiyle dertlenen ve onları selamet sahiline ulaştırmak derdiyle yanıp tutuşan insanlar nesil üzerinde ilimle yatırım yapmalıdırlar. Biz medreselere ciddi manada yatırım yapmak gibi bir mecburiyetimiz var ve toplumdan beklentimiz budur. Yani gelin hep beraber, yani bu nesli biz kurtaralım, onlara biz öncü olalım, biz rehber olalım, onlara doğru yolu biz gösterelim, hidayet yollarını biz onlara gösterelim ve henüz bu imkanlar elimizde varken, mevcutken ihmalkar davranmayalım, bir şey olmaz demeyelim, çünkü yarın bütün fırsatlar tükendiğinde emin olun yapabilecek hiçbir şeyimiz yoktur. Biz buradan bütün Müslümanlara sesleniyoruz, halkımıza sesleniyoruz. Çocuklarının geleceği konusunda endişe duyan bütün insanlara sesleniyoruz. Kurtuluş İslami ilimlerdedir. Kurtuluş Kur'an'ın gölgesindedir. Kurtuluş Kur'an'ın ahlakındadır ve sevgili Peygamberimizin uygulamalarındadır. Tek çaremiz var, emin olun. Başka yok. Biz Kur'an'a dönmediğimiz müddetçe, Kur'an'ı anlamaya yönelik bir çaba ve gayret içerisine girmediğimiz müddetçe dertlerimiz bitmez, sıkıntılarımız bitmez, yaralarımız kanamaya devam edecek, muzdarip olduğumuz noktalar, sitemlerimiz, feryatlarımız dinmez. O yüzden yani imkanlar elimizde varken biz medreselerimizi gerçekten bir eğitim kurumu haline getirmek için kimi malıyla, kimi ilmiyle, kimi vesaire imkanlarıyla seferber olması gerekiyor. Çünkü karşımızda bir ifsad ateşi var hocam. O ateşin alevleri gerçekten üstadın deyimiyle göklere çıkıyor. O ateşin içerisinde evlatlarımız yanıyor, ahlakımız yanıyor, iffetimiz yanıyor, edebimiz yanıyor, hayamız yanıyor, neslimiz yanıyor. Şimdi bu ateşi söndürmek için elbette çok ele ihtiyaç vardır. Ve bu ateş karşısında suskun durmamak gerekiyor. Biz de Müslümanlardan beklentimiz, halkımızdan beklentimiz, bizim İslam'ın kültüründe hiçbir zaman durmayan günümüze kadar gelmiş olan bu kültürü, bu medrese kültürünü yarınlara daha güzel bir şekilde teslim etmenin, aktarmanın gayreti içerisine girelim. Evet. Biz bu şekilde davrandıkça inşallah medreselerimiz de istenilen kıvama gelecek ve çocuklarımızın hidayeti, ıslahı daha kolay olacak. Biz de büyük bir yükün, büyük bir vebalin altından da kalkmış oluruz ve kurtulmuş oluruz. Evet, sorumluluğumuz ağır bu konuda diyorsunuz. Peki hocam, şimdi yüzyıllardır bölgemiz, yani yaşayan bilir,
medreselerle ayakta, yani bölgenin kültürü, inancı, yapısı medreselerle bugüne kadar geldi. Yani burada, bu bölgede eğer insanlar birbirlerine bağlıysa, insanlar birbirini seviyorsa, insanlar daha bir iştiyakla camilere gidiyorsa, bu medreseler sayesindedir bölgemiz için. Ben bunu söylüyorum. Peki şu anda medreseler istenilen o seviyeyi veya o fonksiyonu yakalamış mı acaba? Orada bir eksiklik halen, bir eksiklikten, eğitim açısından diyorum, bir eksiklikten söz edilebilir miyim? Muhtemelen eksikliklerin, zaafların olması kaçınılmazdır. Yani şu anda her şey mükemmeldir demek doğru değildir. Çok eksiklikler var. Elbette bunları telafi etme gayreti de var. Şunu söyleyeyim hocam, şu anda bölgemizde özellikle medreseler diyarı, adeta alimler ocağı gibi ümmete alim yetiştiren, kazandıran bu topraklarda henüz medrese kültürü ölmüş değildir. Gayretkeş Müslümanlar, halkını sever Müslümanlar bu kültürü yaşatmaya ve toplumumuza faydalı olmak konusunda gayretler büyüktür. Bölgenin dört bir yanında duyuyoruz, görüyoruz, ziyaret ediyoruz. Medreseler var, sahiplenme var, bir duyarlılık var ama yeterli değil tabii ki bu. Çünkü tahribat çok büyük. İfsat çok çok büyük boyutlardadır. Medrese bu manada bu tahribatın karşısında biraz küçük kalıyor. Yani biraz yetersiz kalıyor diyebiliriz. İşte imkanlar oluştuğunda, medreseler iyi beslendiğinde, imkanların artmasıyla kalitenin artması, yetişen insan kalitesinin artması beraberinde getirecektir. O yüzden biz medreselerde şu anda verilen ilimlerin yeterli olduğunu söylemiyoruz. Eksiklikleri çoktur ama telafi yönünde ise ciddi bir gayret vardır. Kafa yoranlar çoktur. Elhamdülillah seydalarımız, büyüklerimiz, kurumlarımız bu konuda gerçekten çok duyarlıdırlar. Neyi nasıl en güzel şekilde ortaya koymanın derdindediler. Ama tabii ki eksiklerimiz, noksanlıklarımız vardır ve günümüz insanları eğitmek de çok zordur. Çok zordur. Maalesef öyle bir durum var. Çünkü bir nevi nesilden, yani küçükten yetişip büyüyünceye kadar düşünün, telefon çocukların elinden düşmüyor ve telefon da kötü kullanıldığı vakit bir ifsat aracı haline gelebiliyor veya televizyonlar ifsat aracı haline gelebiliyor veya bir kısım yayın organları ifsat aracı olarak o işlevi görebiliyor veya çevrede bulunan sırf insanları ve insanlığı ifsat etmek için görevlendirilmiş olan yapılar, oluşumlar, kurumlar, kuruluşlar var. Bu kadar çember içinde bulunan bir insanın tertemiz bir şekilde bir gül gibi, bir lale gibi çıkması elbette zor olacaktır. Evet. Muhtemelen de çok zordur. Siz özellikle öğrencilerle ilgileniyorsunuz, dersler veriyorsunuz o konuda. Evet. Bunun zorluğunu en iyi siz bilirsiniz. Yani şu anda dediğiniz gibi öyle bir gerçeğimiz var. Yani dünya şu anda makyajlanan bu dünya çok cazip geliyor. Dört taraftan dünyevileşmenin getirdiği sıkıntılar vardır. Ve özellikle halkımız bunu bilsin. Çocuklarımızı ifsad etmek için, dininden, akidesinden, ahiretinden koparmak için çalışan, bilinçli, şuurlu, programlı, sistematik çalışan yapılar vardır. İlk önce bunu medreselerimizi kapatmak suretiyle başladılar, bizi cahil bıraktılar. Ve cahil bırakmak suretiyle de bizi kendilerine, tenzih ediyorum Müslümanları, kul köle etmek istediler. Şimdi biz ne olursa olsun geleceğimizi bu ifsatçıların elinden kurtarmamız gerekiyor hocam. Elbette zaman dünyevileşmenin dorukta olduğu bir zamandır. Dünya bütün süslerini giymiş, makyajlanmış, çekici hale getirilmiş. Şimdi bu böyle bir dünyada çocuğu bir medreseye koy, kapıları kapat, öğleye kadar ders, öğleden sonra müzakere, ikindiden sonra Kur'an-ı Kerim vesaire. Hayatını orada bu şekilde devam ettirmek, kabullendirmek çok zordur. O yüzden medreseleri cazip hale getirmek gerekir. Aslında sıkıntı buradan başlıyor. Yani bugün her şeye yatırım yapıyoruz. Lüzum lazımi olmayan, belki fuzuli olan bir sürü yatırımımız var ama aslında en büyük geleceğimiz olan medreseleri cazip hale getirmek, imkanlar sunmak şart yoluyla insanlarımızı medreseye ve medresede kalan öğrencileri de orada tutmaya çalışmalıyız. İşte medreselerimizdeki sıkıntı biraz da budur. Şu anda hakikaten içler acısıdır. İmkanlar açısından söylüyorum.
yani verilen sunulan imkanlar çok da insanları tutacak, günümüzün insanlarını medrese tutacak kadar çok iyi şartlar değildir. Ama dünya şu anda nimetler içerisinde yüzüyor, fakat bizim hayatımızın kaynağı olan medreselerin bu durumda olmasını biz Müslümanların takdirine bırakıyoruz. Sahiplenmemiz gerekir diye söylüyoruz. O yüzden medreseleri, medresedeki öğrencileri tutabilmek için medreseleri cazip hale getirmek, imkanlarını çoğaltmak, imkan seferberliğinde bulunmak ki gelenler de normal dışarıdaki bir insanın hayatını özenmesin. Ben dışarıya gideyim yolunu bahanesini aramaya koyulmasın. Bu manada biraz sıkıntılar var, inşallah arizi ve geçici olduğuna inanıyoruz. Rabbimiz bizlere daha güzel günler, daha güzel imkanlar sunsun inşallah diye dua ediyoruz. Evet, inşallah hocam. Tabii bununla birlikte özellikle maddi durumu iyi olan Müslümanlara da çok iş düşüyor burada. Aynen. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbetti, çok güzel bir söyleşiydi. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyenler, İftar Sevinci 9. günü burada nihayete erdi. Birazdan ezanları okuyacak, iftarımızı açacağız inşallah. Yarın farklı bir konu ve farklı bir konuk ile tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın efendim. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. سر پانسه هاته یا که خبر ما آمه دنیا نبر پفر قیدی یا ملا ظلم را خلص یا یا محمد مصطفى نبر پفر قیدی یا ملا ظلم را خلص یا یا محمد مصطفى یا محمد مصطفى وگه ناچورا سره همه وکه پیخ مره امرت جمون سره یا محمد مصطفى یا محمد مصطفى امت ارکه ره بره امرت جمون سره یا محمد مصطفى یا محمد مصطفى محمد مصطفى جان محمد مصطفى يا محمد